Mesela şimdi bir Müslüman Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü şeklinde amentüyü böylece ifade ediyor ve bu iman esaslarını kalben tasdik ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ediyoruz. Amentü billahi, Allah'a inandım. Bak hepsinin başında Allah var. Amentü billahi. Sonra melekler geliyor. Sonra kütübi kitaplar geliyor. Ama hepsinin başında ne var siz söyleyin? Allah var. Allah'a inandım diyorsun. Şimdi bir gayrimüslim vatandaş dese ki Ahmet Efendi sen Müslüman adamsın, amentü billahi diyorsun, bana Allah'ı anlatır mısın, Allah'ı tanıtır mısın dese ne cevap vereceksiniz? Öyleyse Müslümansın, amentü billahi dedin, Allah'a iman ettim, amentü, inandım. Bu iman ettiğin Allah'ı bana tanıtır mısın, tanıtamaz mısın dese nasıl tanıtacaksınız? Bak Allah nasıl tanıtılacak? Kardeşim Allah dünya gözüyle böyle görülen bir varlık değil ki bakıp söyleyesin. Allahu Teala dünya gözüyle görülür mü görülmez mi? Sesini çıkmıyor. Görülmez ya. Çünkü bizim gözlerimiz sınırlıdır. Her şeyi göremeyiz. Her şeyi göremeyen bir göz Allah'ı görseydi Allah sınırlı, kısıtlı olur muydu olmaz mıydı? Sınırlı olurdu. Allah sınırlı olur mu? Allah hudut altına alır mı? Gözle göremez. Gözle göremiyorsan, çapını ölçemiyorsan, ağırlığını tartamıyorsan nasıl anlatacaksın? Allah nasıl anlatılır? İçinizde herkesin bunu bilmesi lazım. Allah nasıl anlatılır? Nasıl tanıtılır? Biliyorsunuz iki şekilde Allah tanıtılır. Birincisi sıfatlarıyla, öbürüsü söyleyin isimleriyle, isim. Allah'ın kaç tane ismi var? 99 var. Hepsini bilmemiz lazım. Tanıtın Allah'ı bana diyor adam. Hadi tanıtın bakalım. Müslümanız. Allah'ın iki çeşit sıfatı var. Bir, sıfat-ı selbiye, öbürü sıfat-ı sübutiye. Yani Allah'ta olması gereken sıfatlar, öbürü de Allah'ta olmaması gereken sıfatlar. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam binefsihi. Bakın, 6 tane. Bunları teker teker sayamayan bir adamın amentü billahi demesi ne anlam ifade eder? Sıfat-ı sübutiye, Allah'ta bulunması gereken sıfatlar nedir? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin, kudret. Bunları tek tek bilmek lazım. Bunları bilmeden Allah'ı anlatmak, Allah'ı tanıtmak, Allah'ı ifade etmek çok güç. Çünkü Allah gözle görülen, tartılan, ölçülen, biçilen bir şey değil ki hemen söyleyesin orada bu budur diye. Kur'an'dan Allah'ı tanıtan bir sure bana söyle deseler, herkesin bunları bilmesi lazım. Kul huvallahu ahad. Bak. Allahu samet. Samet nedir? Allah'ın 99 isminden bir tane samet. Allah'ın ismidir. Bak. Allahu es-samedu. Allah samettir. Allah samettir. Demek ki samet ismi Allah'ındır. Allah'ın bu ismini Allah'tan başkasına verebilir misiniz? Sesiniz çıkmıyor. Veremezsin. Mesela bir kimse hey Samet gel buraya diyemezsin. Samet Allah'tır. Niye? Kul huvallahu ahad Allahu samet. Allah samettir. Herhangi bir kimse Samet hey Samet gel buraya. Samet gel, Samet git, Samet ver, Samet. Samet Allah'tır. Allah'a gel buraya denmez. Ya ne diyeceksin? Abdüs Samet. Bak başına abdü kelimesini koyacaksın. Mesela bir adama hey Allah diyemezsin. Ama Abdullah siz söyleyin. Abdullah diyebilirsin. Allah'ın kulu benim. Abdurrahman, Abdurrahim. Bakın Abdüssamed. O abdü kelimesini asla ihmal edemezsin. Ama cehalet olursa adam nereden gelip ne gittiğini bilmiyor. Hangi isim, hangi kelime, nereye, ne şekilde. Yani Allah ile olan münasebetlerimizde vallahi eksiklerimiz var. Allah'ın isimlerini 99 ismini say diyorsun, 10 tane sayamıyor. Allah'ın sıfatlarını say diyorsun, 10 kere hacca gitmiş adam Allah'ın sıfatlarını sayamıyor. E peki ne olacak?